maçtan önce söylemiştim biz buraya kazanmaya geldik diye. Maçın başından sonuna kadar kazanmak adına sahada inanılmaz bir mücadele vardı. Tabii bu maç iki tane futbol oynamaya çalışan takımın sahası değildi. Mecburen maç sudan dolayı. Ben de yıllardır ben Adana'da geçen bir kere görmüştüm. Herhalde bu ikinci oldu bu kadar suyun futbola el vermediği. Ama inanılmaz bir mücadele oldu. Özellikle maçın ikinci yarısında golü attıktan sonra ondan sonra bir bölümde maçı koparacak pozisyonları da bulduk. 2-1 yakaladık. Pozisyonlarımız var ama rakibin de pozisyonları var. Çok zevkli ve çekişmeli bir karşılaşma oldu. İki tane zirve takımının adına yakışır bir mücadele oldu. Bizim tek üzüntümüz tabii maçın sonlarında yakaladığımız avantajı kaybetmemiz oldu. Ama mücadele eden özellikle kendi oyuncularımı yürekten kutluyorum. Böyle zor bir deplasmanda inanılmaz mücadele ederek bir puan aldık ama 3 puana çok yaklaşmıştık. Rakibimizi kendimize yaklaştırmadık. Bu anlamda bizim için çok önemliydi. Artık bu maçı unutacağız. Buradan buraya gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. İnanılmaz desteklediler bizi. Oyuncularımı kutluyorum. Sahada olan olmayan yüreğiyle bizim de olan herkesi kutluyorum. Artık maçı unutacağız. Haftaya oynayacağımız çok önemli bir Erzurumspor maç finali var. Bundan sonrasını ona hazırlanacağız. Ama bugün maçın başından sonuna kadar çok heyecanlı, istekli, arzulu iki takımının mücadelesi oldu. İnanılmaz bir Adana Demirspor taraftarı vardı. Gerçekten takımını çok ittiler. Maçın başından sonuna kadar ittiler. Beraberlik belki iki takım içinde oyunun hakkı olabilir. Ama biz özellikle yaptığımız mücadele, isteğimiz, arzumuz beni en çok memnun eden şeydi. Artık 9 tane finalimiz kaldı. Bundan sonra lazımız. Hocam bu sonuç zirve yarışını nasıl etkiler? Birbirlik netice. Valla biz dediğim gibi her maça kazanmayı oynuyoruz. Buraya da kazanmaya geldik. Oyunu hiç çirkinleştirmiyoruz. Adana Demirspor müthiş bir hava yakaladı. İkinci yarının en formda takımı. Özellikle içeride dışarıda müthiş gidiyorlar. Hem onları kendimize yaklaştırmadık. 8 puan aramızdaki fark bu korunmuş oldu. Zirve yarışı bizim adımıza belki onlar yaklaşmalık ama bu sonucu herhalde Erzurum ve Bursaspor çok fazla sevinmiştir diye düşünüyorum. Yani biz rakiplerimizin veya ne yaptığına bakmıyoruz. Biz kendi yaptıklarımıza bakıyoruz. Bizim adımıza çok kötü bir sonuç değil. Tek üzüntümüz sonlarda kaçırdığımız 3 puan. Var mı başka sorunuz? Teşekkür ederim.